Buyurun. Ben bu kadar şey değilim, karşı değilim bu olaylara. Yani ben mesela Yusuf'la Asena'nın kanlı bıçaklı olduklarını düşünmüyorum. Hatta tartıştıkları gün şunu söylediğimizi çok net hatırlıyorum. Yusuf'la Asena'nın arasında hiçbir şey yokken bu tartışma nereden çıktı? Üstüne Yusuf zaten tartışmayı da kabul etmedi. Geri vites yapmıştı. Acun abi dedi ki ben ona söylemedim dedi. Hatalı olduğunu en az bizler kadar Yusuf da kendisi biliyor. Bildiği için de o dakikada o olayı kapattı ve ondan sonra da Asena ile ilgili asla olumsuz bir şey yaşamadı. Ve hep de düzgün yaşadı. Çünkü bu olayı uzatsaydı kendisine zarar vereceğini de biliyordu. Dolayısıyla Yusuf oraya sünger çekti. E, Yusuf sünger çektikten sonra Asena hayatında ilk kez böyle bir şey yaşamış. Ondan sonra da tekrardan ona karşı davranışları bozulmayan, düzelen bir Yusuf'u gördükten sonra... ...buna sorun yaşamadım diye de bilir. Yani orada bir olay yaşandı diye Survivor gibi bir ortamda asla bir daha astım astık kestim kestik olunması bana çok saçma geliyor. Yani herkes kimlerle neler yaşıyor. Mesela şimdi bugün... Aziz'in açıklamaları çok haklı buluyor olabilirsiniz. Ben asla çıkar ilişkisi kurmadım diyor. İşte o yüzden Yusuf'la zaten iyi olmadım falan diyor. Zaten Aziz'in Yusuf'la iyi olabilecek bir takımda olmuşluğu yok. Hep karşı takımlarda doğrular. O zaman ben bu kadar çıkar ilişkisini göz önünde bunu söyleyen bir insanın çok başarılı bir kadın yarışmacıyla niye bu kadar iyi olduğunu düşünüyorum ben de. O zaman ben de onu düşünüyorum. Aziz de niye bu kadar nefise yakın? Niye Nefise'ye bu kadar yanında geziyor? Niye Nefise'ye devamlı böyle hafiften iğneler vuruyor? Bak öyle oldu, bak böyle oldu falan diye. Niye dolduruşa getiriyor bu kızı? Niye dışarıda veya Nefise'nin olmadığı yerlerde söylenen sözleri hep Nefise'ye taşıyor? E bunlar da azin yanlışları değil mi o zaman? Yani Yusuf'a yaranmadım diyor. E o zaman Nefise'ye de yaranıyordun. Sen herkese öyle yaranmak gözüyle bakıyorsan. Ben yani azin açıklamalarını şöyle görüyorum. Zaten Aziz bugün kaybetmiş. Aziz'e yakın herhangi biri de yok kazanan. Dolayısıyla Aziz bakıyor, sağına bakıyor, sonuna bakıyor... Diyor ki bu Yusuf beni söyler diyor. Ben de diyor füze ateşleyeyim. Ne var elinde done? Bunlar çok kötüydü diyor. Nerede kötülerdi? Bir tane bir olay yaşadılar. 150 günlük sör vardı. bir tane bir olay herkes yaşıyor zaten. Ve yani Yusuf onun bile yaşadığını iddia etme, üstünü kapatmaya çalışıyorken o olayın. Yani sen buradan Yusuf'a veya Asena'ya e bir füze kaldıramazsın bence. Mesela ne diyor? Hatta ada yaşantısına söylerken Özgür de işin içine katıyor. Dördü birbirinden çok alakasız diyor. Mesela Özgür hiçbiriyle bir şey yaşamadı ki onların. Niye Özgür işin içine katıyorsun? Ve de yani olmuş da olabilirler. Yarın öbür gün sen Osman mesela Survivor'ın ilk 100 gününde ne yaşadın hatırlıyor musun mesela? Hep kavga ediyordunuz. Hep kavga ediyordunuz. Yani şimdi biri çıkıp Osman Can'la Aziz'in arası çok iyi nasıl olur diye bir eleştiri yapsa bu doğru mu? Bence doğru değil. E tamam o zamanlar iyi anlaşamıyordunuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş insan ilişkileri öyle değil midir? Aynı yerde yaşa yaşa tırpanlaya tırpanlaya birbirinizi yavaş yavaş birbirinize yaklaşıyorsunuz. Şimdi mesela artık sen de Osmancan'la problem yaşamıyorsun. Ne yani Osmancan sana karşı ödün verdi, sen ona karşı ödün verdin diye bunda da yalakalık veya çıkar ilişkisi mi oluyor? Hayır. Aynı ortamdasınız. Biliyorsunuz ki elenene kadar veya Survivor'un sonuna beraber gidecekseniz o kişilerle beraber gideceksiniz. Siz ikiniz de bunu bildiğiniz için ortam uyum sağlıyorsunuz. Ben de mesela burada Yusuf'u çok eleştirme rağmen bugün Aziz'in ismini söylemesinde, ondan sonra bugün daha yakın arkadaşı olan ile iyi geçinmesinde veya aynı beraber takımda Özgür'le iyi geçinmesinde bir yanlış durum görmüyorum ki. Bana göre çok normal, çok sıradan bir durum. Yusuf'la Asene yakın arkadaş mı? Yani yakınlar şu an. <laughs> yakın arkadaşlar demiyorum ama yakınlar. Herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Yani dediğim gibi 150 gün içerisinde bir kere sorun yaşamışlar. Ben ikinci bir sorunu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Zaten orada da Yusuf biraz geri vites yaptı. Bir daha söylüyorum yani. Orada onu yaşadılar diye... Yani sen ne istiyor Aziz mesela bugün o zaman bugünkü konuşmasının nedeni ne? Yani şunu mu istiyor? Yusuf Azizi söylememeli, Aseneyi söylememeli. Bunu mu istiyor yani? Bunu söylerse ben şaşırırım. Ne alaka ya derim. Yani senin ne alaka? Nereden buldun da Aseneyi söyledin derim ben. Yusuf yani bugün söyleyeceği isimlerden sıralama yapsan zaten bakıyorum bakıyorum. Yani matematiği, geometrisi, analitik geometrisi hepsini düşünüyorum. E, Yusuf herhalde Azizi söyler diyorum ya. Yani kendi şimdi daha yakın olduğu takım arkadaşları var. Beraber ödüle gidiyorlar. Biraz daha birbirleriyle yakınlar son haftalarda. Biraz öyledir ya Survivor. Yarın takımları değiştir. Yarın bir oyuna çıksınlar. Bir yere beraber seyahat etsinler. Oradaki arkadaşlarla yakış, yakınlaşacak bu arkadaşlar. Dolayısıyla ben şu an Yusuf'un bu durumda Aziz söylemesi kadar normal bir şey görmüyorum ki. Yani Aziz söylemeleri tabii ki Aziz bir şeyler anlatacak. Tabii ki e, aday oluyor sonuçta. Bir şeyler anlatması lazım ama bana çok tutarlı gelmiyor mesela. Siz çok haklı falan görüyorsunuz ama Neresi haklı? Ben yani. şöyle bir ekleme yapayım. Aziz'i söylediklerinde haklı buluyorum ama Aziz'in yazılmasını haksız yere yazıldığı anlamda söylemiyorum. Aziz yapmadığı anlamda da konuşmadım. Herkes yapıyor ama şu noktada Cansu-Osmanca'nın ilişkisi var işte Asena-Yusuf ilişkisi var Ertuğ-Cansu yani herkesin birbiriyle e, açıkçası tabii ki de yani 150 gün içinde bir kere kavga ettiler diyoruz ama belli uzaklıkların bir anda belli bir yakınlığa dönüşmesinde ben çok böyle masumane şeyler aramıyorum. Aziz de bunu söylemeye çalışıyor. Yani Aziz kendine de oku batıracaksa eğer ben gerçekten dediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çıkar uğruna şu son dönemde farklı yakınlaşmalar görüyoruz. bunu işte Cansu ile Osman Can'a dahil ederim. Yani ne oldu iki hafta 3 hafta önceki tartışmalarınızda şu an nasıl bu noktaya geldiniz diyor. Bu konuda haklı yoksa ismi tabii ki Aziz'in. Bak, bak şimdi de, bir şey başlayayım. söyleyeceğim. Aziz'in Aziz takımına dönelim. Aziz'in takımında şu an kimler var? Yani böyle kırmızıya baktığın zaman Aziz var. Ee, Cansu var. Osman Can var, Nefise var. E şimdi bu kadar Aziz'in anlattığı gibi. Kan davası oluşsa e, Cansu'nun o zaman nefiseli hiç konuşmaması lazım Osmancanla Cansu'nun bir daha muhatap olmaması lazım e, Azizle Osmancan'ın da konuşmaması lazım. Yani bu, bu böyle bir şey değil ki işte. Onlar aynı takımda oluyorlar. Ne oluyor? Bu sefer Cansu'nun taklidini yapan, sakatlıkta taklidini yapan arkadaşları şimdi Cansu'yu savunur hale geliyor. Bu biraz öyle değil midir Survivor'da? Sen biz bugün buradayız birbirimizi kolluyoruz. Yarın başka bir yerdeyiz ben bir başkasıyla oluyorum. Ben onları kollamaya başlıyorum. Bu çok insan doğası olan bir şey. Yani Aziz'in söyledikleri doğruysa o zaman o takımın da olmaması lazım. Ama o takımın da birbirlerine selamlar Takım bir şey arkadaşlığı var. edebilir yapabilirsiniz ama mecburen. takım arkadaşlığı, takım arkadaşlığı evet. Yani tamam. takım arkadaşlığıyla normal arkadaşlığın farklı olduğunu düşünüyorum ben. İhsan'cığım şimdi bak şöyle her şeyin bir şeyi var, sınırı var. Şimdi mesela biz seninle tartışabiliriz. Tabii çok doğal bir şeydir. Aramızda bir tartışırız. 10 dakika sonra o tartışmayı unutabiliriz. Ama şimdi nüanslar var. Şimdi baktığın zaman abi şimdi bir tartışma var bir tartışma var. Bir ufak hakaret var, bir çok 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 büyük hakaret var. Şimdi baktığın zaman Yusuf'un Asene'ye ettiği laflar, bak ben size şey söyleyeyim. Yusuf'un Asene'ye ettiği laflar, yani söyleyemiyorum ben burada. Yani onun için o aradaki fark var. Tabii ki şimdi mesela normal aralarında bir tartışma olmuş olabilirdi Asene'yle. Ne diyorsun der, o ona ne diyorsun der, gelir işte bir şey yapar. Bunların hepsi Survivor'da oluyor. Ama şimdi baktığın zaman abi Yusuf'un asane ettiği laflar var ya 30 sene 40 sene unutulmayacak laflar. Yani Yok 150 bir... sene unutulmayacak. abi Olur mu? He? 150 sene unutulmayacak. Abi. Abi tabi Yusuf zaten kendisi bile diyor ki ben asla ona söylemedim. Kime söyledi? Bana kim mı söyledi? İnanmıyor. Ama bak bak şimdi ben Yusuf anlatıyorum sana. Yusuf söylemediğini iddia ediyor ki biz bunu gördük. Kime söyledi peki? Tabii ki Asena'ya e söyledi evet. ama kendisi bile hatalı olduğunu bildiği için söylemediğini iddia ediyor. Evet. Ve o lafları o dakikadan geri aldı ve o dakikadan itibaren Asene'ye iyi davranmaya hatta üstünü örtecek şekilde iddialarını Yani bu ya? Şimdi burada Asene'nin suçu ne? Şimdi burada Asene'nin suçu ne yani? şey mi kan davasına gitmesi lazım. Davası Bundan sonra Yusuf'la konuşmaması bir, mı lazım. Değil, stratejik <laughs> bir hareket yaptı. Stratejik olarak laflarını geri aldı. Bir insanlık damarı yok. Özür bile dilemeden ben demedime evet. getirmesi çok daha korkunç bence. Asana'ya söyledim. Gerçekten gözüm dönmüştü. Özür dilememesi bence daha alkışlanacak eden bir hareket olurdu. Onu bile yapmayan Yusuf'un yani o dönem bile stratejik davrandığını sen de kendi ağzına söylüyorsun. Kötü durduğunu fark etti ve geri çekti diyorsun. Şimdi ben Asena'nın ne kadar aklı kafası çalışan bir kız. Bunu göremediğini yani Asena'nın da kendisine söylendiğini çok iyi farkında olduğunu düşünüyorum. Eğer işine gelen bir senaryo olsaydı yani daha çıkarlarına hizmet eden bir senaryo olsaydı bu Yusuf olayını asla unutturmazdı Asena unutturacağına inanmıyorum. Yani, Dolayısıyla şu an herkesin bir şekilde stratejisi çıkarı uyuşuyor. Abi, ben yani uzayda mı yaşıyoruz biz? Yok ben de. Ben yani, duyduktan başka sonra... bir dünyadan mı geldim ben? Ben mesela 60 yaşındayım. Benim de çok arkadaşlarım oldu. Kavgalı olduğum kişiler oldu. Ee, ömür boyu görüştüğüm kişiler oldu. Görüşmeyi kestiğim kişiler oldu. Abi şimdi mesela biz hayatımızda hiç e, dostluk yapıp da sonra... Görüşmeyi kestiğimiz kişiler olmadı mı abi? Dünyada herkesin oluyordur bu. Neden oluyor bu? Çünkü aralarında bir takım problemler oluyor veya o ona bir şey söylemiştir. E şimdi kardeşim ya adamın adamın dediği laflar 30 sene 40 sene konuşulacak laflar ettikten sonra da bir insandan bu kadar samimi olmak bana çok ters geliyor abi. Yani ben yapamam. Ha yapan varsa da saygı duyuyorum ama yani ben İhsan şimdi senin bakış açısı açına saygı duyuyorum. Ama ben beni öldürseler bana bir insan karşındaki insan bu lafları etmiş olsa Beni öldürseler o insanla ben bir daha görüşmem. Yüzüne de bakma. Bak, örnek veririm. Aa, yani bu böyle Örneğin de benim şahsi sen, konuşmam. Bir şey. Şimdi bak şöyle bir şey abi. Sana karşı biri yanlış yapmışsa. Evet. Ve o yanlışını da diretiyorsa. Tamam mı? Sen de bu konuyu gerçekten yani senin için bir çizgisi o. Evet. Ve hala karşı taraftaki yanlışla diretip hatasını düzeltmiyorsa. Senin onunla konuşmama kadar normal bir şey. Evet.